Peki dişler fırçalandı mı? Den 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 den. O zaman ne yapıyoruz? Sabah fırçaladın anneciğim, akşam fırçalamadın. Şimdi güzelce dişlerimizi fırçalıyoruz. Ama sen dişlerini fırçalamadan önce saçlarını topla ki saçlarına diş macunu değsin istemeyiz tertemiz saçlarına. Koş hadi bakayım. Saçlar ne güzel parlıyor bu arada. Rüzgar, hadi gel anneciğim biz başlayalım fırçalamaya. Hadi gel. Sonra da bu tamir setini toplarsın artık diye düşünüyorum. Çık bakalım. Çıktın mı? Al bakalım. Hop. Burada. Süpürge mi? Annem ne süpürgesi? Macunumuz da hazır. Bu macunun markası neymiş bu arada? Bakıyorum göremiyorum. Galiba bilmiyorum inan göremedim. Uzattı macun fırçanı. Evet. Hadi bakalım sen de başla anneciğim dişleri fırçalamaya. Gitmeyecek tamam. Ya ama Rüzgar. Hadi bakalım bir daha çok az. Direkt ağzına sokabilirsin onu. Başla fırçalamaya. Hadi bakalım sen de fırçalamaya başla. Çıkart fırçanı. Benimkini fırçalama yanlışlıkla dikkat et. Hayır ya. Hadi başla. Bana bir kere böyle bir şaka yapmışsın hatırlıyor musun? Benim fırçamı almış. Ben de benim fırçam sanıp meğer başlığını değiştirmiş. Ben de aynı fırçayla fırçalıyorsun. Ödüm patlamıştı gerçekten. Hadi başla bakalım fırçalamaya. Anne ben elektrikli diş fırçası istiyorum. Sen de mi elektrikli diş fırçası istiyorsun? Evet. Tamam o zaman bir dakika senin vaktini alacağım. Sen bununla fırçalamaya devam et. Ayrıca diş fırçasını buraya koyma. Gel. Gel anneciğim. Sen burada bekle Rüzgar tamam mı? Rüya hatırlıyor musun? Rüzgar'a yazın almıştık elektrikli fırça ama kullanamamıştı. Onu sen odana bir yere sakladın değil mi? Gidip onu bulabilir misin? Senin odanda olması lazım. Hadi koş. Buldun mu? Hadi götür Rüzgar'ı verelim bunu. Sana bir sürprizimiz var. Hadi. Dırırırın dırırın. Nasıl Rüzgar çıkarabilecek misin? Ay inşallah pili bitmemiştir. Yazın pil alıp takmıştık onu. Biz bunu sana yazın almıştık. Sen korkmuştun sanırım kullanamamıştın yazın. Ama şimdi kullanabileceğini düşünüyorum. Çıkart bakalım. Abi benim için. Dur dur. Hadi ver bakalım Rüya. Önce azıcık da macun. Tamam. 1-2-3 sok bakalım ağzına Rüzgar. Ağzına sok. Allah macun gitti. Biz fırçalayabilecek miyiz? Emin değilim. Hadi bir daha. Nasıl hissettiriyor? Hadi bir daha dene. Rüya ilk başta birazcık çekinebilir. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Elektrikli fırçayla ilk ben fırçaladığımda bile böyle değişik gelmişti. Vallahi bak zorlandım. İlk ben aldım. Evet bu oyun ilk elektrikli diş fırçası kullanan ismim. Rüya oldu. Rüzgar hadi anneciğim yapabilirsin. Sana güveniyorum. Sok ağzına. Bakacağım. Allah izin vermiyor. Bakacağım ağzına. Anneciğim zorlama onu bu konuda. Arkadaşlar sizce Rüzgar elektrikli diş fırçası kullanabilir mi? Henüz bunun için küçük mü? Hiçbir şey yapamam. Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdilik hoşçakalın. Tamam. Rüzgar anneciğim bunu kiri sepetine atabilir misin? Tamam. Aferin sana. Arkadaşlar Rüzgar küçük de olsa yavaş yavaş sorumluluklarını öğrenmeli diye düşünüyorum. Bu arada ben de gideyim bir Rüya'yı kontrol edeyim. Anneciğim nasıl gidiyor ödevi? Çok güzel ama sana bir şey soracaktım. Sen de benim. Günlüğün sahibi günlüğe ne yapıyor? Dur bakayım. Bakayım mı anneciğim ben bir önce soruya? Bakayım. Aa günlük. Siz günlük mi öğreniyorsunuz? Ay ne kadar günlük güzel. Günlük şimdi şey diyoruz onun metni. Ha onunla ilgili metinlere bakıyorsunuz. Süper. Anneciğim sen mi geldin? Rüzgar gelir misin bir yanıma? Sen ellerini mi yıkadın? Bakayım bir.
Ay kolların ıslanmış. Gel üstünü değiştirelim anneciğim. Gel. Nasıl üstlerin yok anneciğim? Bu... Aa! Rüzgar gerçekten senin sivitlerin hiçbiri yok. Neredeler? Allah Allah. Gözlerime inanamıyorum. Bakıyorum. Yok. Rüya. Hepsini keliğe atmış olamam. Daha dün makineyi boşalttım. Rüzgar'ın sivit tişörtleri yok. Bulamıyorum. Anne nasıl bulamıyorsun? Dolaptadır. Yok diyorum anneciğim yok. Gel bir de kendi gözlerinle gör. Bir tane var o da dışarıda. Dolaptakiler nerede? Bakıyorum. Hiç. Ah. Bir tanesi yere düşmüş. Dur bakayım bir saniye. Rüzgar. Ne yapıyorsun? Ne oldu anneciğim? Niye oraya koydun? Onu giydireyim bari gel. Git. Allah. Rüya bütün kıyafetini buraya koymuş Rüzgar. Allah onu da oraya koymuş. Oğlum niye eşyalarını dağıttın? Eyvah eyvah. Ben sana sorumluluk veriyorum. Sen ne yapıyorsun? Çıkartın bütün kıyafetleri. Ben katlayayım koyayım. Eyvah ya. Aman ya Rüzgar. Şimdi hepsini ben baştan katlamak zorundayım biliyor musun? Hayır. Evet. Niye böyle yaptın? Niye peki? Ay sadece üstleri değil eşofman altları da var burada. Rüzgar biraz dağınık. Bak bakalım var mı? Rüzgar başka bir yere koydun mu anneciğim? Hayır. Of, bunların hepsini katlayacağım şimdi arkadaşlar. Bana dua edin bunları katlamamda. Net peki de bir şey söyleyeyim. Sanki dolap daha doluydu. Bir yerlere daha götürmüş olabilir mi? Bütün evi aramamız anne, lazım. Anne götürmedim bütün. Ama şu an sana güvenimi birazcık... Ne? Burada var. Bunlara boyu yetmedi herhalde. Bu bölüm komple... Ay şurada da vardı Rüya. Hepsi yok. Hepsi yok. Hepsi yok. Neredeler? Şimdi ara dur. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Başıma gelenler. Neyse git sen ödevini tamamla. Ben her şeyi toplayacağım. Buldum. Peki Rüzgar'a onun bununla ilgili çok bir... Yerim, çok... Neresi? Eşyaların hepsini dağıttı. Şimdi ne yapıyorsun acaba? Efendim. Bir şey göstermem lazım. Ne oldu bebeğim? Ne gösterecek acaba Rüya bana? İşte. Allah! Koltuklar her yer. Rüzgar, sen sağlam bir cezayı hak ettin. Cezanı veriyorum hazır mısın? 10 dakika boyunca gıdık. Buraya gel. Çabuk buraya. 10 dakika gıdığı hak ettin sen buraya. Bütün kıyafetleri dağıtmış ya. Anneciğim bugün kahvaltıdan sonra dişlerini fırçaladın mı? Hayır. Allah. Anneciğim buraya gel. Nereye kayboldun Rüzgar? Buraya gel. Ne yapıyorsun? Rüzgar bir şey söyleyeceğim ama. Bir dinle beni bir dinler misin? Eğer dişlerini fırçalamazsan ne olur biliyor musun? Çürür dişlerin. Artı bir de ağzın kokar. Hayır lütfen. Rüzgar. Bu kaydıran hali ne? Kaydırak dik. Ne yapıyorsun ya? Tamam peki o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Dişlerini fırçalarsan sana bir sürprizim var. Ne diyorsun? Ama çok seveceğim bir sürpriz. Rengarenk gökkuşağı renklerinde bir sürpriz. Ne oldu? Ben bunu istiyorum. İstiyor musun gökkuşağı? O zaman hadi dişlerimizi fırçalamaya. Hadi yürü bakalım koş. Oo gelmişsin bile bakıyorum. Hadi çıkart. Elektrikli fırçayla mı fırçalacaksın normalle mi? Hangisi? Hadi fırçala bakalım onunla. Sok ağzına. Hayır. O zaman bunu al. Allah kapı çalıyor. Su geldi. Ben suya bakıyorum. Sen dişleri fırçala tamam mı? Al bunu koş koş koş. Heh ben geliyorum hemen. Dişlerimi fırçalamadım. Emin misin? Gel bakayım bir kokayım ağzına. Huh de bana. Evet gerçekten çok güzel kokuyor ağzın. O zaman sürprizi veriyorum. Hazır mısın? Rüzgar bu ne? Neymiş bak adı biliyor musun? Şurada yazıyor. Ben bilmiyordum. Gökkuşağı yayıymış. Bu bir yay. Yay. Açalım mı bunu? Getir önce şurayı açalım. Bakalım nasıl yapacaksın? Al açtım. Şimdi Rüzgar ne yapacaksın biliyor musun? Bak ver bana. Böyle, ver bir. Yaklaştır elini. Böyle değil ya. Bu ne böyle? Dandararan.
Sen çok mu sevdin? Allah, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Kopmaz değil mi bu? Kopmaz. Emin misin? Annem bu kadar güldüreceğini bilseydim daha önce alırdım. Gel etrafında döndüreyim seni bununla böyle böyle böyle. Dan dararan dan dan. Allah gidiyor dur. Arkadaşlar sizin böyle gökkuşağı yayınız olmuş muydu daha önce ya da var mı gökkuşağı yayınız? Yorumlara yazın. Ben çok severim bunları ya. Bakayım renklerine yeşil, sarı, turuncu, pembe ve tekrar yeşil. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Dan dararan. Rüzgar gerçekten sevdi herhalde bu yayı. Yemekler hazır. Hayır. Ne oldu? Ne demek yemek yemeyeceğim? Dur bakalım. Evet Rüya'nın bir Rüya bir bakalım nasıl biraz sessiz gidelim yanına tamam mı? Rüya Allah yorganın içine sak kapatmış kendini. Annem iyi misin? Kızım hadi yemeğini hazırladım. Bir şeyler yersen daha iyi gelir sana. Hadi kal. Tepsi de burada mı? Olur neden olmasın? Tamam. Hadi kalk bakalım. Önce seni düzeltin. Senin yanında olmayacak. Bugün Rüya tek başına burada yiyecek yemeği tamam mı? Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle. Ama annem hem burada yemek istiyorsun hem... Ne yapalım ailece oturalım senin yatağında mı yemek yiyelim? Hep babanı da çağıralım. Babanın yeri şurası olsun. Masa gibi düşüneyim. Ben burada otururum. Sen orada. Rüzgar burada. Ekmek kırıntıları olursa gece yatağından ekmek kırıntıları çıkmasın ister misin? O zaman dikkatli bir şekilde şimdi ben sana bir tepsiye koyayım getireyim. Ama birazcık daha dik oturman lazım ki rahat yiyebil. Yoksa böyle yatarak yenmez. Bekle getiriyorum. Tepsimiz burada. Tabağımız burada. Allah tabak tepsiye sığmadı. Çatalımız da burada. Ay keşke yanına birazcık daha yeşil salatası. Seni taşıyabileceğim. Beraber böyle götürelim olur mu? Olur. Hadi bakalım bana biraz zor oluyor ama neyse. Hadi böyle daha rahat oldu bana. Hadi gidelim götürelim Rüya'ya. Anneciğim getirdim. Nasıl görünüyor taban? Birazcık daha otur ama. Kucak. Hayır Rüzgar. Sana burada yediremem. Rüya otur anneciğim birazcık daha. Tut tepsiyi yatağına dökülmesin. Heh. Hadi bakalım afiyet olsun. Annem sen kendi yatağına yat. Sana yemek getirsem öyle yatsan olmaz mı? Ama senin bir problemin yok. Rüya'nın başı ağrıyor. O yüzden izin veriyorum. Ben de yiyeceğim yiyeceğim. Tamam. Burada mı? Eyvah. Aç. Ne oldu? Ha patates. Ben buradayım. Tam burada yiyelim o zaman. Ya yatağını batırırsak korkmuyor musun hiç? O zaman bu tabağı önce bitirelim tamam mı? Sonra Rüzgar'ın tabağını getirelim. Onu bitirelim sonra benim tabağımı. Nasıl fikir? Bu arada arkadaşlar menümüz gördüğünüz gibi köfte patates. Köfte patates sevenler hemen yorumlara yazsınlar. Rüya'nın en sevdiği yemek galiba köfte patates değil mi? Değil mi? Ne? Brokoli çorbasını da seviyorsun ama. Geçen dekor kurdum. Okulda mı? Evde mi? Nereye kuru kurdun? 4-3 tane. Evet. Evet 2 kase bulgur. Ay brokoli bulgur çorbası diyecektim. Yeni bir yemek kattım. Evet Rüzgar sen seviyor musun köfte patatesi? Evet, evet. Peki en çok hangi yemeği seviyorsun? Sen söyle bakalım. Köfte. Oo, en çok patates köfte sevenler hemen yorumlara yazsınlar. Benim en çok sevdiğim yemek o zaman ben söylüyorum en sevdiğim yemeği. Sarma, döner, köfte, patates, ayran, yoğurt, çorba. Ben hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Ben bütün yemekleri seviyorum. Kebap köp döneri söyledim. Adana kebap. Of of. Ay ağzım sulandı. Yemek yerken yemek düşünen insan ben kalp ben yani.